Amerikan uçaklarının 24 askerini öldürmesinden sonra NATO ikmal konvoylarının geçişini durduran Pakistan yönetimi, Washington'dan talep ettiği özrü ve dondurulan 1 milyar dolarlık askeri yardımı aldı. Böylece Afganistan'daki NATO misyonuna yaşamsal önemdeki ikmal malzemeleri karayolundan ulaştırılabilecek. Taliban ise konvoylara saldırı tehdidinde bulunmakta gecikmedi. Park etmiş, öylece bekleyen onlarca kamyon ve tır. Pakistan'ın Karachi kentinde geçen Kasım ayından beri görülen manzara bu. Afganistan'daki NATO güçlerine gönderilmesi gereken yaşamsal önemdeki malzemelerle yüklü ikmal konvoyları aylardır bekliyordu. Ama şimdi Washington'dan uzun süredir beklenen özrün gelmesiyle konvoylar yeniden Afganistan'a doğru gitmeye başlayacak. Amerikan yönetimi Afganistan sınırı yakınlarındaki hava saldırısında 24 Pakistan askerinin öldürülmesi nedeniyle özür diledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistanlı mevkidaşını arayıp Pakistan ordusunda yaşanan kayıp ve acılar için üzgünüz dedi. Washington'a göre şimdi Pakistan istediği özrü aldığı için yaşananları geride bırakma zamanı geldi. We are back on track in terms of being able to. NATO misyonunu ikmal etme anlamında işler yoluna giriyor. Böylece Afganistan'da, Pakistan'da, her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, teröristleri yenilgiye uğratma amacımızın diğer boyutlarına odaklanma fırsatına sahip olacağız. Aslında uzlaşma Pakistan'ın da önemli ödünler vermesiyle sağlandı. İslamabad yönetimi geçiş ücretinde büyük bir artış istiyor, konteyner başına 5000 dolar talep ediyordu. Washington aşırı bulduğu bu isteği reddetti. Uzmanlar yine de uzlaşmadan her iki tarafında kazançlı çıktığı görüşünde. Yaptıkları nedeniyle müttefikten çok düşmana dönüştüler. Pakistan'ın ikmal hattını açmayı kabul etmesi ve Washington'un bir tür özür dilemesi iki tarafın da kazandığı bir uzlaşma. Hem Afganistan'daki birliklerin ikmal